görüşmüyor, görüşülmesin diyor. Biz onları dinlemeyiz. Nihayetinde Taliban'la aynı masada oturmadan bir çözüm üretemezsiniz. Biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Burada yorumcularımız da aynı yorum yaptı. O zaman neden Esad'la görüşülmedi bir çözüm odaklıysa? Neden diğerleri görüşülmedi ki şu anda hem Mısır'da hem de Suriye'de aslında bu durumun biraz dışına çıkmak için de girişimleri olduğunu biliyoruz değil mi Sezin Hanım, iktidarın nihayetinde? Hani belki o aşamada gelecek. Hazır olduğunda da Metin Gürcan'ı lütfen son yorumunu alalım, öyle vedalaşalım. Bir bağlantıda kopukluk oldu. Ama bir izleyicimiz de diyor ki, vallahi kusura bakmayın diyor ama hemen adını da söyleyeyim. Kadir da hazır mı? O zaman tamam. Önce Metin Bey'in son yorumunu alayım. Ondan sonra Kadir Bey'in yorumunu okuyacağım. Çünkü o yorumdan Barış Pehlivan'a onun anlatacağı bir şeye bağlayacağım. Sayın Gürcan, tekrar bağlantımızı sağladık. Şimdi sizinle vedalaşmadan önce burada konuşulanlar ışığında son yorumunuzu rica edelim. Bir de orada sizin de düşünceniz önemli. Yani nasıl, kimse sormadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı, siz Taliban'a terör örgütü demiş oluyorsunuz bu beyanınızla. Gerçekten bunu mu kastettiniz, kastetmediniz mi? Bir terör örgütüyle mi görüşülecek? Bunlar sizce haklı sorular mı bu arada, onu da sorayım size. Şimdi aslında Gökmen Bey, Sezin Hanım'ın bıraktığı yerden ben de devam edeyim. Şimdi dış politika konuları, özellikle böyle sıcak konular söz konusu olduğunda artık hangi Ankara diye sormamız gerekiyor tahmin ediyorum. Çünkü çok farklı yerlerden farklı sesler çıkıyor. Ben Ankara'da Taliban'ın tanınıp tanınmaması konusunda farklı görüşlerin olduğunu ve bir kafa karışıklığı olduğu kanaatindeyim. Yani bu kafa karışıklığında da Sayın Cumhurbaşkanı'na artık kimler briefing veriyorsa, hani Taliban konusunda Ankara bir türlü pozisyon alamıyor, tutum belirleyemiyor. Bunun sebebi demek ki Ankara'da halen daha Taliban'ın ılımlılaşıp değişip değişmediği ile alakalı ve tanınıp tanınmaması gerektiği ile alakalı, bir de bu işe Katar'la birlikte soyunup soyunmaması gerektiği ile alakalı farklı görüşler var. Bu farklı görüşler halen daha birbirleriyle şu anda çatışma içerisinde ve Ankara net bir karar verebilmiş ve tutum alabilmiş değil. Yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi tekraren söylüyorum. Ankara değil burada, iktidar değil, Türkiye'nin aile çıkarları, ulusal çıkarları için Afganistan'a bakmamız lazım. Şimdi ben ve önceliklerimizi iyi tespit edebilmemiz lazım. Çünkü Afganistan, önceliklerinizi iyi tespit etmezseniz, hani sizin programınızda da vurgulamıştık, Atatürk'ün 1927 nutkunda da, yani büyük nutukta da vurguladığı gibi, ne diyordu? Afganistan olması gerektiği gibi değil veya böyle Afganistan gibi çatışma alanlarına, böyle kaotik bir dünyada, tam da 1920'ler, iki dünya savaşı arası bir dönem aslında şu anda yaşadığımız, o kaotiklik ve karmaşıklık açısından çok benzer birbirine Atatürk'ün tam nutuğu yazdığı dönemle şu anki yaşadığımız dönem, yani real politik perspektiften olduğu gibi meseleleri görmemiz lazım. Yani bana da sorarsanız real politik perspektiften Türkiye'nin Afganistan çıkarı nedir? Size öncelikle 3 tane çıkar söylüyorum. 1. Öncelik sırasına göre Afganistan'daki vatandaşlarımızın ve askerlerimizin, kalan askerlerimizin, elçilik personelimizin, devlet görevlilerimizin hayati güvenlikleri. Bu birinci önceliğimiz, tartışılmaz. İkinci önceliğimiz ise Afganistan'dan Türkiye'ye doğru yönelen Afgan sığınmacı akını. Bakın bunu gene vurguladık. Zaten bugün itibariyle yeni yeni raporlar, haberler düşmeye başladı. Bu Kabil'deki saldırılar Afganistan'dan dışarıya kaçışı daha da tetikleyecek. Yani güvenilir sağlam analizlere göre önümüzdeki 2 sene Afganistan'ı terk edecek Afgan sayısını 4 ila 5 milyon diye söyleyen analizler, yorumlayan analizler var. Ve bu Afganistan'ı terk edenler kuzeyde, Orta Asya veya doğuda veya güneyde Pakistan'a değil, doğrudan batıya, İran. İran'ın da zaten açık kapı politikası uyguladığı ortada ve bunlar hemen sınırımıza birikmeye devam edecekler. Yani benim şahsi kanaatim, düzensiz sığınmacı akını Ekim ayından itibaren Türkiye sınırına yakın İran tarafında bekleyen, Türkiye'ye girebilme fırsatı kollayan sığınmacıların sayısı 80 binler, 100 binler, hatta 150 binleri bulabilir. Şu anda Kabil Havalimanı çevresinde yaklaşık 40 ila 45 bin kişinin beklediği söyleniyor. 31 Ağustos'ta biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle artık havalimanı tahliyeleri kapanacak. Bu insanlar aileleriyle birlikte
bir şekilde Afganistan'ın dışına kaçmaya çalışacaklar. Ve gene büyük şehirlerde yaşayanlar. Yani ikinci önceliğimiz bizim düzensiz sığınmacılar olmalı. Üçüncü önemli önceliğimiz ise Afganistan'da. Afganistan'dan gelebilecek radikal selefi cihatçı akınlar, onların hararetinin Türkiye'ye yansımaması için çok net, sağlam güvenlik, istihbarat işbirlikleri ve iyi mekanizmalar kurulması gerektiği ve sınır güvenliği, Türkiye'deki içerideki düzensiz sığınmacıların kayıt altına alınması, yerleştirme politikaları, gözetim ve denetim politikaları, bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani aslında Afganistan'la alakalı içimizde, evimizin içinde, sınırlarımızda ve sınırlarımıza yakın yerlerde yapacağımız çok iş var. Bunlar varken, bu hayati çıkarlar, hayati öncelikler varken biz halen daha yani neyin kafasını yaşıyoruz da Kabil'de böyle bir havalimanının işletilmesini ısrarla istiyoruz veya bize kimler bunu dayatıyor veya farklı bir ajanda var mı kafanın arkasında? Bakın, bunları halen daha cevaplayabilmiş değiliz. Yani iktidarda da bu konuda ben bir kafa karışıklığını açıkçası görüyorum. Peki. Ama dediğim gibi real politik perspektiften Afganistan'a bakıp önceliklerimizi ve çıkarlarımızı çok iyi tespit etmemiz lazım. Yoksa Türkiye'ye Allah göstermesin, gelecek nesiller, çocuklarımız çok büyük bedeller ödeyebilir. Peki. Metin Gülcan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Evet, Metin Gürcan'ın uyarıları önemli. Bizim şu anki durumdan çıkaracağımız pek çok ders var ama genel olarak bakıldığında hakikaten o Kadir Bey'in tweetinden bağlayayım konuyu. Salim Bey her zaman olduğu gibi damardan giriyor demiş Kadir Dağhan. Ama dost acı söyler diyor kendisi. Bence bu ülkede laiklik kağıt üzerinde kalmıştır sadece. Fiili anlamda epey yıpranmıştır. Böyle düşünen izleyicilerimiz var. Kamuoyunda da böyle düşünenler var. Dolayısıyla bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Artık ne kadar kaldıysa ona nasıl daha fazla sahip çıkabiliriz? Afganistan'dan çıkan dersler ışığında işte böyle bir ordu mesela çöktü değil mi? Yani 10 günde mi ne çöktü ordu? Koca bir ordu çöktü. Tırnak içerisinde koca bir ordu. Biz çok yakın zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir cübbeli amiralden söz ediyorduk. Barış Pehlivan bu konu her gündeme geldiğinde şunu soruyordu. Yarın bir gün bir askeri görevde ya bir tarikat mensubu, bir cemaat mensubu emir komuta zincirinden değil de şeyhinden talimat alırsa bunun tehlikesine dikkat çekiyordu. 15 Temmuz'da da bu yaşandı. Dolayısıyla bir yandan da Diyanet'in bizzat bir tarikatlar raporu yok mu Barış Pehlivan? Var. Şu anda biz laiklik açısından Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin hem devlette kadrolaşması hem de toplumsal hayata hakimiyet kurması anlamında nasıl bir tehlike altındayız? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik bürokrasisinden bazı isimler Diyanet'in merkezinde bir odaya girdiler. Ve odada Diyanet'in